Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için benim gibi paylaşım yapan milli kanalların videolarını ve paylaşımlarını izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı mutlaka unutmayalım. Evet dostlar, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi oylanmayacak. Büyük Türkiye'nin geleceği oylanacak. Büyüyen Türkiye'yi durdurmak için bu seçimi kazanmaları şart. Tüm planları, tuzakları bu seçim üzerine kurulu. Bu Necip millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadı. İnşallah yine bırakmayacak. 14 Mayıs seçimleri sıradan bir seçim olma durumunu geçmiştir. Türkiye geleceğini, bağımsızlığını bu seçimde oylayacaktır. Hedefte Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Kirli, gizli toplantılarda çok vahim anlaşmalar yapıyorlar. Çok korkunç planlar konuşuyorlar. Yavaş yavaş anlatacağız. Hedefte olması Erdoğan'ın şahsı ile alakalı değildir. Erdoğan'ın güçlü, özgür, Türkiye'yi temsil etmesi ve İslam dünyasının sesi olmasındandır. Batı'da Batı'ya kul olanlar da öyle bir Türkiye olmasın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi için her türlü alçaklığı yapacaklar. Önümüzdeki süreçte seçim gününe kadar iç dış alçaklar hiç durmadan saldıracaklar. Milleti zor bir süreç bekliyor. Özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı istiyorlar. Umudumuzu öldürmek istiyorlar. Dik duracağız. Çok çalışacağız. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Tek galip Allah'tır. Ve ey Kandil, Pensilvanya, Tel Aviv merkezli, şeytani kontenjanlı koalisyoncular. Ülkemin düşmanına dost, dostuna düşman, ihanet ve emperyal şürekası. Asla başaramayacaksınız. Oynadığınız oyunları, yaptığınız planları not ettik. Yakında maskelerinizi indireceğiz. Andolsun. Evet dostlar, tek kimlikli Yahudi ve Ermeni, diğer Müslüman olmayan vatandaşlarımıza hiçbir şey demiyorum. Ama milyonlarca kripto içimize sızmış ve bizi sımsıkı bağlamış. Sadece Türkiye'de değil, bütün İslam dünyasında gizli Yahudiler kasırgalar estiriyor. Kriptolar gerçekten İslam dünyasının büyük problemidir. Şu gazetecilere, yazarlara, okumuşlara, editlere, güçlü ve etkili insanlara bakınız. İsimleri Müslüman, öldüklerinde tabutları camiye getirilecek. İslam kabristanına gömülecek. Ama İslam'a ve Müslümanlara korkunç bir kin ve düşmanlık besliyorlar. Çünkü iki kimliklidirler. 20. asrın ilk çeyreğinde Doğu Akdeniz'de bir Yahudi Cumhuriyeti kurmuşlar ve çoğunluktaki Müslüman halka çok ağır zulümler yapmışlardı. Mısır'daki kriptolar gibi siyasal İslamcı hükümeti devirip eski kanlı diktatörlük devrine dönmek istiyorlar. 10 milyonlarca Türkiye Müslümanı içinde iki kimlikli Fakraduniler hakkında birkaç sayfalık derli toplu sağlam bilgisi olan kaç kişi çıkar? İslami hareketin, siyasal İslam'ın içine sızmış kriptolar var mıdır? Bunu bilen varsa bizi aydınlatsın. Mısır o zaman neden bu hale geldi? Şu siyasal İslam denilen hareketin iç yüzü nedir? Bunun planlarını, projelerini kimler yapmıştır? Müslümanların işi midir? Yoksa kriptoların ve emperyalistlerin işi mi? İslam dünyasını bırakalım, Türkiye'ye bakalım. 10 milyonlarca Müslüman niçin birleşemiyor? Tek bir ümmet haline gelemiyor, teşkilatlanamıyor, güç birliği yapamıyor. Planlı ve programlı bir şekilde çalışamıyor. İslami kesimde ne kadar çok arivist var. Bunlar samimi ve ihlaslı Müslümanlar olamayacağına göre kökenleri nerelere dayanıyor? İslam'ın ilk asrında bir tek iki kimlikli İbn-i Sebe zuhur etmişti. Günümüzde ne kadar çok İbn-i Sebe faaliyet gösteriyor. Tek kimlikli Musevi vatandaşlarımıza elbette bir şey demeyeceğiz. Vatandaşlık haklarına riayet edeceğiz ama en az 1 milyon oldukları tahmin edilen ötekiler ne olacak? Dıştan Müslüman görünen, İslami faaliyet ve hareketlerin içine sızan, kriptoların dinde reform, yenilik ve değişim, light ve ılımlı İslam, dinin içini boşaltmak faaliyetlerine karşı susacak mıyız? Müslümanları bin parçaya ayıran, ümmet birliğini berhava edenler Müslüman mıdır yoksa kripto mudur yahut kriptoların yardakçısı hain ve gafiller midir? Kripto Yahudilere paralel bir de kripto Haçlılarımız var. Kürt hareketinin içinde bunlardan ne kadar eleman vardır? Terör Kürt milliyetçilerinin eseri midir?
kripto Ermenilerin ve Yahudilerin işi midir? 2 milyon, belki daha fazla kripto. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Bunun adil ve insaflı bir çaresi, çözümü var mıdır? Müslüman çoğunun hali ne olacak? Bu kriptolar Türkiye'yi parçalayacaklar mı? Dağdaki silahlı terörist, kriptolar tesirsiz hale getirilse bile şehirdekileri ne yapacağız? Ellerinde büyük ve tesirli gazeteler, büyük TV'ler ve sosyal medya platformları olduğu müddetçe onlarla başa çıkılabilir mi? Onlar ev sahibini bastıran yavuz hırsızlardır. Ve bizim gibi kanallar bunlarla savaşmaya çalışıyor sosyal medya cephesinde. Belki çoğunuza komik gelebilir, belki çoğunuz ne gerek var diyebilirsiniz. Dışarıdan öyle görünüyor ama bunların, yani bu etki ajanların, bu kriptoların yaptığı algı operasyonu o kadar etkili ki biz bunun farkında olduğumuzdan kendimizce, kendi elimizden geldiğince bunlara karşı savaşmaya çalışıyoruz. Bunlar da biliyor bu seçimin son seçim olduğunu. Son seçim derken ya Türkiye'yi durduracaklar veya Türkiye'yi bir daha Allah'ın izniyle durduramayacaklar. Bizler Erdoğan'ın şahsına değil, Erdoğan'ın temsil ettiği konuma sahip çıkıyoruz. Erdoğan'ın şahsını tanıyabilmemiz için onu yakinen tanıyor olmamız gerekir. Biz onu yakinen tanımıyoruz. Sadece yaptıklarından yola çıkıyoruz. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi en büyük mesajdır. Hem Haçlı'ya, hem Yahudilere, hem de bize. Biz bu mesajı iyi anladığımız için Erdoğan'ın yanında duruyoruz. Çünkü Erdoğan şu anda ümmetin lideri konumunda. Tek Türkiye'nin değil, yani tüm İslam alemi, tüm Müslüman ülkeler, mazlum Müslümanlar umudunu Erdoğan'a ve Türkiye'ye bağlamış. Bizler de bizim gibi birkaç tane milli kanallar var. Elinden geldiğince devlete, İslam'a, millete, vatana sahip çıkmaya çalışıyor. Elinden geldiğince. Çünkü ben kendi adıma konuşayım, herhangi bir dernekle, partiyle, kuruluşla, hiçbir yerle bir alakam yoktur. Hiçbir yere üye de değilim. Sadece vatan için, devlet için, İslam için burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten kendimi göstermemem amacımın belli olması. Kendimi gösterseydim zaten kendimi meşhur etmek için en güzel yollardan biridir. Ama amacımız başka. Amacımız sadece İslam'a, vatana, devlete, millete hizmet etmek. Bu yolda bizi desteklemeniz gerekiyor. Parasal olarak demiyoruz. Sadece videoları izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız bize destek olmuş olursunuz. Yani bu çok zor bir şey değil. Sizden para istemiyoruz. Sadece izlediğiniz bu videoları, bu içerikleri bu etki ajanlarına karşı daha çok insanla paylaşmanız ve bunların oluşturdukları algıyı yıkabilmemiz için bizlere destek olmanızı istiyoruz. Bu zor değildir, ağır değildir ve bunu önemsiz görmeyin. Emin olun TV'den, gazeteden daha çok önemli bu. Ve verdiğiniz oydan bile daha çok önemli. Çünkü bu gerçekler, bu doğrular insanların karşısına çıktığında zaten oyu ona göre kullanacaklar. Ama bu gerçekler, bu doğrular insanların karşısına çıkmadığında oyu onların istedikleri gibi kullanacaklar. O yüzden oy kullanmaktan daha önemli. Lütfen videoyu izledikten sonra tüm videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Evet dostlar, hepiniz Allah'a